çöp tenekelerini yanına bıraksın. Etrafı da kirletmeyelim. Virüs de yaymayalım ama çöp tenekelerini, hayvanlar orada artık eşiniyor çünkü. Tamam, oradan zaten çöpe atılır. Kampanyamızı hatırlatalım. Lütfen. Evet. Aşağıda gördüğünüz gibi sokak hayvanlarını koruyalım hashtag'iyle. Hem de bize ulaşmak istediğiniz adresimizi zaten biz veriyoruz ama internetten de bulabilirsiniz Beyaz TV'nin adresini. Biz bombalarınızı bekliyoruz. Onların hepsi aç olan. Bize de ulaşabilirsiniz. Gez gez dolaşan herkese merhaba, hoş geldiniz. Beyaz TV ailesinden bir söylemezsem olmaz programı başlatmış olduğu sokak hayvanlarını koruma ve besin ihtiyaçlarını karşılama kampanyasına biz de videomuzda destek olmak istiyoruz. Çünkü neden? Farkındalık bilinçlendirmeyi doğurur. Zaten sokak hayvanları seven çok fazla bu doğrultuda bilinçli insanımız var ama biz de buradan bir ışık tutmak istedik. Daha çok kitleye ulaşmak istedik. Evet, maskemizle eldivenlerimizi takıp önlemlerimizi alıp yemeklerimizden arta kalanları ama nasıl arta kalanları? Onların yiyebileceği şekilde olanları. Örneğin biz şu an tavukları haşladık ama onu yağsız bir şekilde haşladık. Onların yiyebileceği bir ölçüde. Bir de burada kaynatmış olduğumuz sütümüz de var. Sokaktaki minik canlarımızı şimdi yemeleri üzerine ben bırakıyorum yemeklerimizi. Evet, Beyaz TV'nin başlatmış olduğu bu kampanyaya da destek vermemeliyi söylemezsem olmaz ekibine. Buradan Seren Serengil'e, Seda Ökbil'e ve Bircan Bey'le aynı zamanda Bilal Bey'e teşekkürlerimizi sunuyorum. Çünkü bu dönemde paylaşım çok önemlidir. Birbirimizi düşünüp destek olmalıyız. İnsanlar olarak da minik canlarımız olarak da çok teşekkürler. Şimdi ben minik dostlarımızın gelmesini bekleyeceğim. Daha sonra bunları geri dönüşüme atıp eve doğru yol alacağım. Şimdi size yapılan bir yanlışı göstermek istiyorum. Böyle gelebilir miyiz? İşte yemeklerimizi bu şekilde koymamalıyız. Çünkü burada çöplerle birlikte anladığım kadarıyla bir dostumuzun yiyeceği besin vardı içinde. Böyle yaparsak hem doğayı kirletmiş oluruz hem de onlar içerisinde yemek bulmakta zorlanırlar. Şimdi ben bunu da çöpe atacağım. Evet. Evet, minik dostlarımıza afiyet olsun. Çöplerimizi genel olarak çöp poşetinde ve geri dönüşümleri ayırmış bir şekilde atarsak çevre içinde daha iyi bir gelecek bırakmış oluruz. Şimdi gördüm. Gelir misin? Gel bakalım. Bu çöpe ellediğim için eldivenlerimi çıkarıyorum çünkü arabada eldivenlerimi yenileyeceğim. Evet, dostlarımıza yardımcı olmalıyız, onları unutmamalıyız. Ve eskiyle kalın, sağlıcakla kalın. Bu dönemlerde evde kalın, söylemezsem olmazla kalın. Bizlerle kalın ve hoşça kalın.